Merhaba sevgili Aslan burçları, yükseleni ve ay burcu Aslan olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçları için Nisan yorumu yapacağız. Bakalım Nisan ayında aslanların nasıl bir enerji bekliyor? Neler olacak? Öncelikle enerji kartlarıyla bakacağım. Sonra detaylı bir bakım yapacağım size sevgili aslanlar. Lider aslanlar. Aslanları çok severim. Aslanlar çok sakin, çok kibar. Çok aşırı merhametli burçlardır bakmayın diyorlar aslanlar çok öfkelidir falan böyle bir şey yok. Aslan burçlarını çok severim. Çok kibardır. 100 kişinin içinde hemen seçilir aslanlar. Liderliğiyle, duruşlarıyla gururlu burçlardır, onurlu burçlardır, sevilen burçlardır. Kavgayı, gürültüyü pek sevmez aslanlar. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun sevgili aslanlar. bakalım bu ay tutulması size neler getirecek biliyorsunuz. Koç burcunda bir ay tutulması senenin ilk ay tutulması var ve çok uzun 6 ay sürecek bir e, tutulmadan bahsediyoruz. Enerjik bir dönem, Nisan çok hareketli olacağını, bitiş yeni başlangıçlar hayatınızda net kararlar, e, azimli bir Nisan geliyor. Bilginiz olsun. Bakalım kartlar ne diyecek. E, kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek dedi. Şimdi bu dönem bir e, dakika bir gol bir e, senenin ayın ilk günlerinden itibaren geçmişte yaşadığın ilişkilerden olabilir, evliliklerinden olabilir, e, sert ve travmatik bir geçmişten bahsediyor. Sert ve travmatik bir geçmişin seninle yüzleşmesi olabilir, dö geri dönüş yapması olabilir. Veya uzun süredir hayatında devam eden bir ilişkin var bir evliliğin var veya bilinç altında aileden birisi var rahatsız eden birisi onun sınavını vermek enerjisi yani onunla e, bu sınavı vereceğin bir dönemden bahsediyor geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek yani burada bir resleşme, bir net karara varma gibi bir enerjiden bahsediyor. Aynı ilk günlerinden itibaren bu enerji atik ve hareketli bir şekilde başlayacağını gösteriyor. Yani bu sınavı vermek zorundasın sevgili aslan. Hayatında, geçmişinde yaşadığın birisi varsa veya aile olarak e, seni rahatsız eden birileri, eş, arkadaş, dost, iş hiç fark etmez ne varsa bunun sınavını vererek bundan kurtulmadan bahsediyor ve yüzleşmeni yüzleşmeni gösteriyor yüzleşeceğin kişilerden bahsediyor aile konularını daha ilgili olacağını gösteriyor sorduğun soruların cevabı sanki aile ile bağlantıyı daha ağırlıklı gösteriyor sevgili aslanlar Aile ile aran iyi değilse aranın düzeltmen gerektiğini düzelteceğini gösteriyor. Evliliklerin ve geniş aile olabilir. Ee, evliliklerinde sıkıntılar varsa kesinlikle bir yüzleşme, bir e, karşılaşma e, ve bir affedilme e, söz konusudur. Bilginiz olsun. Diğer tarafta ne var? Zafer kazanma gücü ve cesareti gösterdi. Şimdi ayın ilk haftası biraz gergin geçebilir. Gergin dediğim sanki sorumlulukların artışı, yükünün artması, kararlarının netleşmesi bir dönemi. İlk haftadan sonra rahatlamalar. Bak zafer kazanma güç ve cesaretten bahsetti. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni rahatlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen Susamış dudaklarına çarpar ve derdini sözcüsü olur. Buradaki enerji da özellikle duygusal hayatınızla ilgili ilişkilerinizde size yapılmış olan haksızlıklardan bahsediyor. Burada bir e, geçmişten geri dönüşler, yarım kalan konuşmalar, yarım kalan enerjilerin tekrar birleşmesi ve yüzleşmesinden bahseden bir Nisanı gösterdi bize sevgili aslanlar. Şimdi kartlarımızı seçelim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar benim iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'den her cuma ertesi 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Herkes davetlidir. Bilginiz olsun. Onun dışında kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı, bereketinizi daha çok artırsın canlarım. Kimse de teşekkür butonu kullanmak mecburiyetinde zorunda değil. Ama kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Canlarım benim sizi seviyorum. Sizin bir kere bana o yorumlarda Allah razı olsun demeniz yazmanız bana dünyaya bedeldir bilginiz olsun bu arada bu bir genel açılımdır kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır tüm aslan ve yükselen aslanlara gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım siz lütfen üzerinize uyanı alın ve bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım derya hanım ulaşabilirsiniz arkadaşlar bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyoruz bilginiz olsun sevgili aslanlar size bu karttan iki tane daha çekmek istiyorum bir bakalım evet böyle içimden geldi bakalım ama güzel bir dönemin gelişini gösteriyor arkadaşlar aslanlarda şey var duygusal hayatlarında sıkıntı gösteriyor ilişkilerinde sıkıntı gösteriyor aslanlarım bunu bak bu e, kupa dörtlüsünden bahsediyor burada şimdi bakımımıza geçelim haftanın ilk enerjisi maddi konularda iş hayatınızda başarılı bir dönem tılsım şövalyesi harekete geçmiş olarak gösteriyor e, buradaki enerjide kalıcı bir e, enerjiden bahsediyor ve sanki işinizde yükselme, iş değişimi olacağını gösteriyor. Ve burada beklediğiniz bir para varsa çok haksızlık yapılmış size gerçekten ama bu dönem sizin döneminizdir. İlk hafta biraz sıkıntılı geçebilir. Çünkü burada özellikle sağlık konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Ayın 8'ine kadar olan sürede biraz kavgalardan, tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Bunu söylemiş olayım. Ama maddi konularda İş hayatınızda iş beklentisi olan aslanlar varsa kesinlikle ayın 8'inden sonra güzel atik bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Ee, buradaki enerji de dediğim gibi sana haksızlık yapmış olan kişilerle bir yüzleşme söz konusu. Güçlendirme ve güçlenme enerjiniz. Ayın 8'inden 9'undan sonra Nisan 8'i 9'undan sonra. Kozların size geçeceğinin güç ve kuvvetinizi toplama ilişkilerde sözün size geçmesi net olarak kararlara varma artık hayatında seni rahatsız eden kişilere mesafe koyma res çekme bundan bahsediyor. Kafa karışık aslanda özellikle kalabalıkla ilgili kafa karışıklığı var bu aile olabilir iş arkadaşların olabilir değnek dokuzlusunu çıkardı kafanda yeni planlar var yeni projeler var. Ee, dediğim gibi yaptığın yatırımların vermiş olduğun emeğin karşılığını alacağın dönemdir Nisan ayı bunu gösteriyor. Ve peşinden gelen büyücü kartı ile kılıç şövalyesi ne der? Kılıç şövalyesi harekete geçmiş olduğunu, kızgın olduğunu gösteriyor. Aslanın canı yanmış, kızdırmışlar aslanı. Bulunduğun yerden kesinlikle mesafe alma söz konusudur. Dediğim gibi iş değişimi, Yer değişimi, şehir ülke değişimi olacağını gösteriyor ve bu değişim seni daha güzel enerjilere ve daha sağlam, temeli sağlam bir işin başına geçme veya yeni bir hayat kurmayı kuvvetli muhtemel daha ağırlıklı gösterdi. de Bak Kılıç Şövalyesi ile değnek kralı ve atılım. Burada iş hayatındaki yükselişi gösteriyor. Bak görüyor musun atılım nedir işle alakalı veya senin kararların. Hayatınızda ateş grubu koç aslan ya yükselen koç aslan yaylar varsa kesinlikle geri dönüşler var. Topraklarla sıkıntılı gösteriyor. Boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklarla bir sıkıntı bir resleşme söz konusudur bunu gösterdi. Diğer tarafta ne var? sularla da olumlu gösteriyor. Yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akreplerle geri dönüşler var. Enerji olarak uyumlu ve tutumlu bir dönemdir su gruplarıyla. Şimdi gelelim aslanların duruşu sağlamdır biliyorsunuz. Yükselen aslan ve aslanları. Beklediğiniz bir terfi varsa, beklediğiniz bir iş varsa beklediğiniz bir koltuk diyelim veya bir para diyelim sizi güceltecek yükseltecek bir enerji beklentisindeyseniz kesinlikle net bir atılım olacağını gösteriyor. Nisan'ın 10'undan sonra ilk yarısından sonra hayatınızda mükemmel kadersel değişimlerin olacağını gösteriyor. Yeni başlangıçlar, hayatına girecek olan yeni kişiler, yeni atılımlar, yeni enerjilerin gelişini çok ağırlıklı gösterdi sevgili aslanlar. Ama burada dediğim gibi bir ayrılık söz konusu topraklarla aranızda resleşme olabilir. Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlaklarla bir resleşmeler, bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Geçici bir ayrılık mıdır? Onun üzerine birkaç kart çekeceğim. Çünkü kartın son bitiş kartı ayrılık kartı çıkardı. Bakalım bunun üzerine bir üç kart daha çekeceğim. Kadersel değişim dedi. 2 bir kart daha. Evet görüyor musun? Bak buradaki enerji de e, sizi darlayan enerji e, şey. Topraklar, boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlak ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile verilmiş olan bir sıkıntı vermiş olan bir üzüntüden bahsediyor. Kadersel değişim ne zamana denk getiriyor arkadaşlar? Ayın dördü. 14'ü 24'ü arasındaki süreyi gösterdi yani enerji olarak toprak ve havalarla aranızda sıkıntılar bitişler ve ayrılıklar yaşanabilir burada ayın 9'una dikkat etmemiz gerekiyor sevgili aslan ve yükselen aslanlar ayın 9'una dikkat ayın 4'üne dikkat lütfen ee, şimdi kahvemize bakalım canlarım bakalım kahve ne değil canım benim ya içindeki Şuraya bakar mısın? Aslanın e, üzerindeki ağırlığı... Aslanın üzerindeki negatif enerjiyi... Şu gözlere bakar mısın? Abo. Allah nazarlardan korusun hepimizi sevgili aslanlar. Dediğim gibi bak kahvenin içi de aynı şeyi gösteriyor. Ayın 8'ine kadar olan sürede biraz gerginlik, biraz e, üzüntü olabilir. Hani sorumlulukların artışı, yükün ağır olması... Aldığın sorumlulukların ve aldığın enerjinin seni darlaması ne kadar olan süreyi 8'inden sonra hayatında yeni başlangıçlar yeni barışlar şimdi hayatında boğa yükselen boğa balık yükselen balık olan birisi varsa beklentide olduğun kesinlikle sana doğru gelişi var. Bir kavuşma söz konusudur. Özellikle burada ilişkilerde üçüncü kişilere çok ağırlıklı gösteriyor. İsminde Ç harfi, Ç, C isim soy isimde, R harfi, A harfi, E harfi olan kişiler ayın 15'i ile 25'i arasındaki bu kavuşmayı görüyor musun? Kesinlikle bir kavuşma söz konusudur. Mesafe olarak uzakta olan ilişkide üçüncü kişiler, üçlü ilişkilerden bahsediyor burada. Bu kişiler için geçerlidir. 15'inde bir kavuşma söz konusudur. Aslan burada oturup bekliyor sabırla. Her şekilde sabır gösterdiği kişiye karşı kızgınlığı var. Burada dediğim gibi bir restleşme artık ben bir karara varmam gerekiyor diyor. Ee, kararımın ne olursa olsun bu karar bir karara bir noktasını koymam gerekiyor enerjisi veriyor. Ee, ve bu noktayı koyduktan sonra aydınlığa çıkacağını gösteriyor. Ama burada koltukta oturmuş bir kişi var. Bu sensin sevgili aslan işinde yükseliş maddi durumunda yükseliş çok güzel gösterdi yükselişini maddi kazancınızı çok iyi gösterdi. Bu maddiyatla ilgili ayın 13'ünden sonra çok verimli bir dönemdir diyor kahve. Yani yatırım yapmak istiyorsanız ev alım satımı herhangi bir işte ticari işler yapmak istiyorsanız Ayın 13'ünden sonra güzel bir dönemin başlangıcını söylüyor size sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu tarafa geçince bir evlilik teklif alabilirsiniz. Kocaman bir ağaç var temeli sağlam bir ilişki. Evliliklerinizde sıkıntılar varsa eğer burada yıkımı göstermedi çoğunlukla bak bir kısım gösterdi. Yani e, boşanma ayrılık net olarak e, burada göstermiyor. Gerginlikler olsa da barışları daha çok gösteriyor. Apaçık tertemiz bir kapınız var. Bu yeni yeni enerjiyi gösteriyor. Yol yapma, yeni işe girme, yeni başlangıç, yeni bir eve taşınma bunu gösteriyor. Ama saklamak istediğim bazı şeyler var. Sanki bu ilişki olabilir veya kimsenin bilmediği bir şey yapıyorsan eğer bu açığa çıkacağını gösteriyor bu açığa çıktıktan sonra biraz kargaşa yaşayabilirsin. Özellikle iş yerlerinde arkanca dedikodu yapan insanlar olabilir veya aile içerisinde istenmedik bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Burada bir yalnız kalma söz konusu var ama sen sevdiğini seçeceksin. Sevdiğinle beraber uzaklaşma var oradan o topluluğun içerisinde. Beraber el ele tutup uzaklaştığınızı gösteriyor. Bebek bekleyen aslanlar. Bir kız bebek e, gözüküyor e, sağlıklı olsun inşallah sağlıklı da olacağını gösteriyor. Şimdi burada özellikle aslan e, dişillerden bahsediyor haksızlığa uğradığını çok uzun zamandır üzerinde olan bu enerji veya çözüme ulaşmayan bu ikilemde kaldığı bir durumun karşısında eğildiğini gösteriyor artık ben kaldıramıyorum gücüm yetmiyor enerjisini gösteriyor üzgün müdür üzgündür ağlamış mı evet ağlamış ama o kadar mükemmel bir kısmetin geliyor ki tam da burnunun dibinde en kısa zamanı gösteriyor. Ee, yani bu kahvenin başında çıkanlar e, en kısa zamanın enerjisidir. Bir tık aşağıda çıkanlar işte kademe kademe. Ama burada başında çıkmış. Sana haksızlık yapan kişiden ve uzun süredir duygusal olarak bağlı olduğun kişiden. Bu ay yükselen boğa. Yay yükselen yay, balık yükselen balıklardan geri dönüşler var size ve burada çok mutlu olacağını gösteriyor. Sanki yaşadığın bütün kötülükler, bütün haksızlıklar, bütün gözyaşlarını unutacağını gösteriyor sevgili Aslan. Ama burada kahvenin içerisindeki nazarı kocaman bir göz var. Buraya bakar mısın? Bak burada da var aynı şeyler. Görüyor musun üstündeki negatif enerjiyi? Seninle uğraşan kişilerin nazarı gözü dedikoduyu görüyor musun? Ya aslanlar her zaman sevilen enerjilerdir. Dikkat çeken enerjilerdir. Onun için gözde göz önünde çok bulunduklarından dolayı olsa gerek. Çok nefis ve göz var burada ya gerçekten. Bak göz çok kötü bir şeydi. Çünkü tabakta da aynı şeyi gösteriyor. Çok savaşmışın onunla ama bir şey elde edemediğini gösteriyor. Karışık bir durum, karışıklıklar var ama ayın 8'ine kadar, 8'inden sonra rahatlama başlıyor genel olarak aslanın ister maddiyatında ister aşkında. Ayın 8'ine kadar biraz lütfen dikkatli olmamızda fayda var. Özellikle sağlık konularına dikkat etmemiz lazım 8'i 9'una kadar olan sürede. Bak burada bir fil çıkmış. Fili görüyor musun? Fil bereket demektir her haliyle filin arkasında olan kişi de sensin onu kovuyorsun önünde yani veya ona ulaşmaya çalışıyorsun çünkü filin peşinden geliyorsun. Özellikle devlet kapısıyla alakalı işleri olan aslanlar iş hayatınla ilgili tazminat mıdır işinde mi yükseliş alırsın çok mükemmel bir başarıdan bahsetti ve burada fil parayı temsil eder maddiyatı temsil eder rahatlamayı temsil eder. Rabbim hepinizi gözden, nazardan, kötü nefisten, niyetten korusun inşallah. Ama bir üzerinize ki bu enerjiyle ilgili bir kurşun döktürürseniz artık ne bileyim duam edersiniz. Bunu yapmanızda fayda var sevgili aslanlar. Güzel çıktı, kötü çıkmadı. Ama dediğim gibi burada size size ben söyledim, burada da aynı şeyi gösterdi. Bu para alışverişleri. Borç alma, borç verimi ayın 8'ine kadar dikkat edin. Sağlık mevzuları, ağrınız mı var, sancınız mı var? Lütfen doktora gidin. 8'ine kadar biraz sıkıntılı gösterdi. 8'inden sonra tamamen rahatlama diyor. Ee, biz Nisan ayına bakıyoruz tabii ki. Özellikle aile mevzularına, arkadaş çevrene dikkat etmenle ilgili uyarılar verdi. Ve en önemlisi kadersel değişimler var. Yani kadersel değişimleri burada. Kadersel değişimler nedir? İlişkinde restleşme hayatına çıkan yeni kişiler olabilir. ayrılık yeni bir e, birisiyle devam edebilirsin. Çünkü kadersel değişimi bunalımdan çıkardı. Bunalımdan çıkma diyor artık. Seni rahatsız eden enerjilerden uzaklaşacağın bir dönem. Kader şarkı bunu gösteriyor. E, yani resleşmelerin çok olacağını gösteriyor. Kendin çizdiğin enerjide devam etmen gerektiğini söylüyor. Kimseyi dinlememen lazım bunu gösteriyor. Ve lütfen arkadaşlarınıza dikkat edin. Herkese güvenme sevgili aslan. Buradaki enerji üzerinizdeki negatif enerji ve ağırlık yanınızdaki kişilerden gelir. Beni tanımayan kişi, başka şehirde yaşayan kişi, ne bileyim benden uzak olan kişinin bana nazarı değmez ki. Anlatabildim mi? Sizi çok seviyorum sevgili aslanlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.